Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 12-18 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, yine yılın çok önemli ve güçlü bir haftasındayız. Hem terazi burcunda yeni ay doğacak bu hafta, hem güneşin çok güçlü ve sert açıları etkinleşiyor. Bu tabi bireysel olduğu kadar kolektif alanda, toplumsal alanlarda da önemli bazı durumları, olayları ortaya çıkarabilir. Evet, haftaya Merkür'ün retrosu ile başlıyoruz. Mars Koç burcunda gerilemesini bu haftada devam ettirecek. Bunun yanı sıra Merkür 14 Ekim'de Akrep burcunda gerilemeye başlıyor. 28 Ekim'e kadar Akrep burcunda, 28 Ekim'de Terazi burcuna doğru devam edecek bu gerileme. 3 Kasım'da ise sona erecek. Evet tabii ki Merkür retrolarını artık biliyorsunuz. Ne oluyor Merkür retrolarında? Biraz böyle günlük hayatımız karışıyor. Planlar, programlar istediğimiz gibi gitmiyor iletişim sorunları, işte kullandığımız elektronik araçlar, gereçler, buralarda sorunlar, arızalar daha fazla karşımıza çıkabiliyor. Bu süreçte zaman zaman zihniniz özellikle akrepteki retroda zaman zaman romantik hayatınızda belki biraz daha hani geçmişle ilgili konulara takılabilir. bu süreç nostaljik etkiler de getirebilir size. Merkür Retrosu, uzun süredir görmediğiniz kişilerle karşılaşmak gibi mesela bunlar olabilir. 28'inden itibaren ise terazide olacağı için gerileme daha çok ev aile yuva konularında hani kendi çocukluğunuz aileniz ya da evdeki iş ve kavramlarla ilgili e, Merkür yine geçmişe ait konu ve kavramları size daha fazla e, günlük hayatınıza taşıyacak gibi görünüyor bu hafta 15'inden itibaren özellikle 14'ünde başlayacak 14'ünde Güneş'in Mars'ta bir karşıtlığı var 15'inde işte Plüto ile dik açı yapıyor 18'inde ise Oğlak Burcu'ndaki Satürn'e yine Güneş'in dik açısı var. Güneş terazi burcunda dördüncü evinizde. Önce bu burçta ve tüm bu sert açılar da önce burçlarda olacak sizin gibi. Bu nedenle güçlü etki alanlardan biri de sizsiniz. Yükselen yengeçler, güneş burcu yengeç olanlar. lütfen bu hafta biraz daha fazla dikkatli olalım. Aile içi ilişkilerde, ebeveynlerle ilgili konularda, Zaman zaman baskılar hissedebiliriz, biraz böyle mücadeleler olabilir. Eşimizle, ailemizle ya da kariyer ortamındaki iş ve sorumluluklarla belki çok fazla hayatımızda mücadele gerekecek, baskılar olacak. Aile bireylerin özellikle ebeveynlerimizin genel sağlığında zorlanmalar olabilir. Belki daha ciddi problemler gündeme gelebilir. Tüm bunlar hafta genelinde biraz bizi zorlayacak gibi görünüyor. Toplumsal alanlarda. Eril kişiler özellikle güneş etki aldığı için işte yöneticiler, liderler, otorite figürleri, ünlü kişiler biraz daha göz önünde olabilir ve daha fazla zorlandığını, baskı altında kaldığını hissedebiliriz. Ve bu etkiler altında 16 Ekim'de akşam 22.30'da 23 derece terazi burcunda yeni ay doğuyor. Yeni ay 31 Ekim'e kadar ay sonuna kadar olan süreçteki etkileri belirleyecek. Tabii ki yeni ay yeni enerjiler, yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Ee, yeni olasılıklar var. Ev ortamınızla ilgili, ailenizle ilgili, yuvanızla ilgili etkiler daha çok öne çıkıyor. Belki bir taşınma konusu var. Ya da evde yapacağınız işlerle ilgili düzenlemeler var. Ebeveynlerinizle ilgili konu ve kavramlar bu yeni ayda daha fazla gündemde olabilir. Sorumlulukların da artabileceği bir süreç bazı engellerle ve kısıtlamalarla da karşılaşabilirsiniz. Bu engeller ve kısıtlamalar belki şu an için hani yeni bir adım atmadan önce içinde bulunduğunuz şartları biraz daha belki detaylı bir şekilde gözden geçirmeniz gerektiğini de işaret ediyor. Belki geçmişten gelen yarım bıraktığınız eksik kalan konular var çözüm bekleyen Onlara odaklanmanız gerekiyor. Bunu bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Hem kendi sağlığınıza hem de aile içindeki kişilerin özellikle ebeveynlerinizin genel sağlığına da bu dönemde biraz daha özen gösterilmesi gerekiyor. Dikkat edilmesi gerekiyor ve tüm bunlar belki sizin üzerinizde biraz daha fazla sorumluluk da getirebilir sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.